Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kafes temizliğimizi yaptık arkadaşlar ve şu an salmaya yeni aldığımız banyoluklarını koyduk ve direkt banyoya girdiler arkadaşlar. Şu an hemen gösterelim, derecemizi gösterelim. Şu an 26 dereceye yaklaştı arkadaşlar sıcaklık. Nem %45. Kuşlar bayağı bir ısındılar, terlediler ki çoğu da tüyde olduğu için banyo onlara çok çok iyi gelecek arkadaşlar. Şöyle gösterelim hemen. Bunun bir büyük boyu daha vardı aslında. Onu almayı düşündüm ama şimdiki bunu alalım dedik. Kafesleri dediğim gibi yeni temizledim. Şu an yere koyduğum kağıdı full ıslattılar. Ama olsun, bayağı bir şu an eğlenceli gözüküyor onlar açısından. Bayağı mutlular arkadaşlar. Baksana şunlara. Biri girdi. İlk başta korktular. Biri girdi. O girdikten sonra diğerlerine güven geldi. Baktılar bir şey olmuyor. Ondan sonra onlar da girdi. Bu arada yemliğimizi artık köşeye koyduk. Yemliğimiz orada kalacak. Şu kapıyı açabilirsem eğer, kaçmazlarsa o şekilde izleyelim, daha güzel olacağına inanıyorum. Bakalım. İyi korkmadılar. Dediğimiz gibi arkadaşlar, arada bir bunu yapmak lazım. Artık haftada 2 gün bunlara banyo yaptıracağız bu şekilde. Kafestekilere hepsinde bunu kullanmam zor. Hani bütün kafeslere kullanamam. Onları artık spreyle ıslatmaya çalışacağız arkadaşlar. Sultan papağanlarını da koyacağım ama onu söyleyebilirim. Bu arada kameraya ıslatabilirler. Bana bayağı bir su attılar şu an. Dediğim gibi artık bunun bir büyük boyunu da bulabilirsem alacağım arkadaşlar. Aynı anda 5-6 tanesi falan yıkanabilir onlar ağaçı. Tabii banyo yaptırırken dikkat etmemiz gereken şeyler de var arkadaşlar. Kuşa hava çarpmaması lazım, yoksa direkt ceyran çarpar ölür arkadaşlar hayvanlar. Hani hava akımı arasında kalmaması lazım. Şu an bir tane camımız açık. Normalde iki camımız açık arkadaşlar. Hava sirkülasyonunu o şekilde sağlıyoruz. Banyo yaptıracağım için bir tanesini kapattım. Akşama kadar, artık bunlar kuruyana kadar o şekilde tek cam açık kalacak. Ondan sonra artık diğerini de açarız. Baksana sırılsıklam oldular. Çoğu banyo yaptı şu an. Tadını alanlar var, almayanlar var. Japoneslerimiz falan var mesela şu an yukarıda. Onlar daha bir şey banyoya falan girmediler. Kuşunuz bu şekilde banyo yapmıyorsa arkadaşlar, dikkatini çekecek bir malzeme koymanız lazım. Mesela benimkiler de girmiyordu. Ben nasıl alıştırdım? Bu şekilde bir küçük bir tas şeklinde bir kap vardı arkadaşlar. Onun içine suyu koydum. İçine de marul koydum arkadaşlar. Marulu yemeye indikleri zaman baktılar ki su var. Bu sefer marulu bıraktılar. Marulun yanındaki su da banyo yapmaya başladılar. O şekilde alıştırdım ben de. Şu an gördüğünüz gibi hepsi banyolarını güzel bir şekilde yapıyor. Kuşların çoğu söylediğim gibi çok çok ağır tüydü arkadaşlar. O yüzden dolayı banyo yapmaları lazımdı, rahatlamaları lazımdı. Bu şekilde rahatlatıyoruz. Size tavsiyem, ben şu an hani yemliği köşeye koydum ama illaki bir su damlacıkları falan yemliğe ulaşmıştır diye düşünüyorum. Çünkü altında gördüğünüz gibi su damlaları var yerde kağıtta. Yemlerin ıslanmaması lazım. Hasta olabilirler arkadaşlar. O yüzden dolayı size tavsiyem, banyoluk koyduğunuz zaman yemleri kafesten alın arkadaşlar. Evet, gri geliyor şimdi büyük ihtimalle. Evet, geldi. Biraz daha gelsin. Suyu ben az koydum. Yani az koymama rağmen bayağı bir taşırdılar arkadaşlar. Oh. Vallahi hemen rahatladım bunları böyle görünce. Sıra banyosunu yapan yukarı gidiyor arkadaşlar. Bunlar daha yeni geldi. Diğerleri banyo yaptı biliyorsunuz. Onlar yukarıda şu an. Sırılsıklam duruyorlar arkadaşlar. Banyo yapmayanlar da var. Şu fark etse aslında, o da çok seviyor. Fıs fıs yaptığın zaman en başta o geliyordu suyun yanına. Islat diye. Aynı şekilde şu gri dişim. Evet, albinomuz. O da banyosunu yapmış.
suya ilk giren şu şokları dişimiz oldu arkadaşlar. Yavrumuz oldu. Evet, bu erkek geliyor bakın şimdi. Bu da banyo yapmadı. Bu da fark etti. Bu da inecek şimdi aşağıya izleyin. Suyu boşalttılar. Şimdi su inecek arkadaşlar. Gidişat onu gösteriyor. Dediğimiz gibi kuşlar bayağı bir rahatladı. Şu an kendilerini kaşıyorlar. Banyolarını yaptılar bakın. Rahatladıkları zaman kurulaşmalar falan da başlıyor arkadaşlar. Çünkü sıcaktan bunalıyor hayvanlar. Hani bir şey yapmıyorlar. Susup oturuyorlar böyle. Hani sürekli uyku modunda oluyorlar. Tekrar deniliyorlar. Bakın buradakiler deniyor arkadaşlar. Dişimiz salıncaktaydı değil mi? O da keşfetti. Yavaş yavaş iniyor. Yanındaki de kendi erkeği. Eş onlar biliyorsunuz. Salma bu şekilde. Dediğim gibi kafesleri spreyli su, yani sprey yardımıyla ıslatıyoruz arkadaşlar kafesteki kuşlarımızı. Ama sultan papağanlarıma da bunu kullanacağım arkadaşlar. Kuş dışarı çıktı, geri içeri girdi. Kapı şu an ağzına kadar açık. Böyle geniş açıdan gösterelim arkadaşlar. Hani kaçacak pozisyondalar ama Allah'a şükür kaçmıyorlar. Şöyle salmamızı gösterelim. Banyomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi bunlardan sonra sultanlara takacağız bu, koyacağız bu banyoluğumuzu. Onun bir büyük daha boyu olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Artık bir dahaki yem sipariş ettiğim zaman aynı siteden bir büyük boyunu getireceğim. Kuşlar cidden çok sevdiler. Salma için zaten böyle banyoluklar şart arkadaşlar. Özellikle tüy zamanlarında kuşların haftada en az 2 kere falan banyo yapması lazım. Çünkü hem tüy dökümünü hızlandırıyor arkadaşlar. Kuşunuzun erken tüyden çıkmasını sağlıyor. Suyun yapıştığı tüyler, sağlam olmayan tüyler kendiliğinden suyun içinde kalıyor arkadaşlar. Şu an bizimkiler hatta tüylerini falan bırakmışlar bakın. Diğerleri hep tüy aslında. Şöyle göstereyim. Böyle spreyle dahi ıslattığın zaman kafesin içinden bir ferahlık böyle insanın yüzüne vuruyor arkadaşlar. Beni o şekilde etkiliyorsa bunlar illaki rahatlarlar ki rahatladıkları için de sürekli banyo istiyorlar artık benden. Elimde spreyi gören direkt tel kenarına geliyor. Hatta videodan sonra dediğim gibi direkt şu sultanlara koymam lazım. Sultanların da banyo ihtiyacı var arkadaşlar. Bunların da yavrusu var biliyorsunuz. Bunlar daha ilk kuluçkası arkadaşlar. Bunları dinlendirmeyeceğim. Devam edecekler. Uzun süredir zaten dişimiz dinleniyordu. Üstteki dişinin dinlenmesi lazım. Bunun yuvasını gördüğünüz gibi aldık kafeslerimizi yaptığımız zaman. 3 tane yumurta yapmıştı arkadaşlar. Erkeğini ayırdık. Kızgınlık yumurtası yaptı. 3 tane onun üstüne yatıyordu. 10 gün dinlendirdikten sonra onu da tekrardan kendi eşiyle eşe atacağız. Onun eşi de burada arkadaşlar. Bakın. YGPS. Gördüğünüz gibi. Yeni kafes için de aldığım siteye mesaj attım. Henüz dönüş sağlanmadı. Dönüş sağlandığı zaman artık geleceği günü hani tahmini bir süre bana verir diye düşünüyordum. Bakalım ne olacak. Şöyle Japon esterimizi falan gösterelim. Bu arada bu takımın büyük ihtimalle bu haftaya çıkacak arkadaşlar. Dişi şu an yuvada yatıyor. Dişi yumurtlamıyor arkadaşlar. Benim tahmin ettiğim gibi sıkıntı dişi de büyük ihtimalle. Dişisi bu Ankara'dan gelen kuşların. Erkeği de aşağıdaki. Kendi eşiyle çiftleşip yumurtlamadığı için başka bir erkekle denemek istedim. Belki erkekte sıkıntı vardır diye. Ama dişimiz gene yumurtlamadı. Şu an yumurta varmış gibi kuyruk titretiyor. Dün gece elim alıp kontrol ettiğimde yani yumurtaya dair bir belirti yoktu. Hani detaylı bir şekilde kuşu kontrol ettim ama dediğim gibi yumurta yoktu arkadaşlar. Salmadan bir tane şov dişimizi ayırdım. O da bu. Salmada ne kadar kuş varsa hepsine saldırdı arkadaşlar bu. Hani dövmesinler diye, hani birbirlerini yaralamasınlar diye bunu ayırmak zorunda kaldım. Şu an salma gayet rahat. Hani kavga gürültü yok gördüğünüz gibi. Allah nasip ederse bu hafta sonunda arkadaşlar kuşlarımız yeni üretimhanemize geçirilecek. Artık sonra tuşları yapıyoruz. Boyasını falan, ledi falan çekilecek. Ondan sonra zaten bir şey kalmıyor. Sadece 1-2 gün havalandırılacak. Hani kokular falan gitsin diye, boya kokusu, ağır kokular gitsin diye. Ondan sonra dediğim gibi bu kafesle beraber
Yaklaşık 18-20 adet kuş artık bu evden gidip yeni üretimhaneye konulacak arkadaşlar. Bir yerden de bizim tabii ki sultan yavrusu üretmemiz lazım. Çünkü bayağı bir müşteri birikti arkadaşlar. Çok kişiye söz verdik. Onlara artık yakın zamanda 2,5 ay falan sürer büyük ihtimalle. 2,5 ay sonunda yavrularını da teslim edeceğiz. Onlara da buradan söyleyelim. Bu arada Instagram'dan gelen mesajların hepsi dediğim gibi toplu bir şekilde silindi arkadaşlar. Bir önceki videoda duyurusunu yapmıştım. Sorununuz, sıkıntınız varsa, kuşlarınıza dair bilmediğiniz şeyler varsa Facebook grubumuzda paylaşabilirsiniz. Facebook grubumuzda arkadaşlar Baytan Üretim Muhabbet Kuşu Yardımlaşma Grubu diye geçiyor arkadaşlar. Direkt çıkar zaten. Oraya üye olun, anında üyelik isteklerini kabul ediyoruz. Oradan dediğim gibi hani sorunuz ya da bilmek istediğiniz bilgiler falan varsa oradan gönderi olarak paylaşın. Alta grup üyeleri size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Alta yazacaktır. Bu duyurumuzu da yapalım ve videomuzu bitirelim. Güzel bir video oldu. Kuşlarımızı banyo yaparken nasıl mutlu olduklarını gördük. Bu sıcak havalarda sizin de kuşlarınıza banyo yaptırmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.